Takımda da biraz eksikler var. Çok önemli iki maç olacak. Karadağ önce, daha sonra Slovenya. Az önce Başkan ve Ömer Bey'le de bunu konuştuk. Bu iki maçta alınacak galibiyet herhalde Dünya Şampiyonası'na önemli bir ölçüde bizi götürecektir. Şimdi şu ana kadar yaptığımız hesaplar hep iyi şekilde gerçekleşti ve ikinci turu başlarken İspanya'nın arkasında ikinci durumdayız. Senin söylediğin gibi demin konuştuğumuz üzere bu iki maçın tabii ki önemi büyük. Özellikle Karadağ bize şu an diğer gruptan gelen galibiyet sayısı olarak en yakın takım ve ilk maçımızı biliyorsunuz. Kendi evimizde onlarla oynayacağız. Bu maçı mutlaka kazanmamız lazım. Tabii ki Slovenya son Avrupa şampiyonu. Tabii ki geniş kadrolar sahada var. O gün hangi kadroyla sahada olacaklar ben bilemiyorum ama oradan çıkarabileceğimiz bir galibiyet bizi Çin yolunda büyük, çok büyük avantajlı duruma getirecektir. Bunun için çalışmalara başladık. Senin söylediğin gibi eksiyiz şu an. NBA oyuncularımız özellikle biliyorsunuz belli kurallardan dolayısıyla 30'undan sonra bizle beraber olacak. Yaklaşık 13 günlük bir süremiz olacak beraber. 3 tanesi garanti, belki 4.'ü de yapabilirsek 4 tane hazırlık maçımız olacak. Yani oyuncularımızın zaten geçmiş dönemdeki performansları, iyi niyetli çalışmaları bizi ilerisi için daha umutlandırıyor. Yine çok iyi niyetle başladılar. Ben inşallah maça kadar hazır bir halde olacağımızı düşünüyorum. Hoş, artık milli takıma biraz daha konsantre olmuş durumdasınız. Sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Yani bu yansıyacak mı şimdiden, yoksa daha uzun vadeli bir etkisini mi göreceğiz? Soruyu tam anlayamadım. Hep konsantreydim çünkü. Hayır işte, ne demek daha konsantre? Sizin için bir avantaj mı olacak, yoksa sizin için hiçbir şey değiştirmeyecek mi bu süreç? Tek takımla. Yani şu an bence olmuş bitmiş bir şey yok. Evet, ortada bir şeyler konuşuluyor devamlı ama benim şu an hani devam eden kontratım var. Zaten milli takımla verilmiş sözüm var. Beraber şekilde yola çıkılmış bir durum var. Hani ben zaten geçmiş dönemde de iki tarafa birden final oynadığımız sene de hem kulübümle aynı şekilde konsantreliydim. Şu anda da benim için geçerli aynı şeyler ama hani ilerleyen günlerde eğer bu gerçekleşir de tek taraflı milli takıma milli takımla çalışırsam yani konsantrasyon değil ama belki daha fazla zaman ayırma sezon içinde imkanım olacak. Ama amaç değişmeyecek. İlk yola çıkarken konuştuğumuz gibi burada bu şampiyonaya gitmek bizim ilk gün koyduğumuz, kendimize koyduğumuz bir hedefti. Ve çok çeşitli değişken kadrolarla sahada olduk. Bir takım bazen özellikle sezon içindeki pencerelerde hakikaten kısıtlı kadrolarla bulunduk. Mesela son Ankara'daki kadro bizim için önemli bir kadroydu. Bugün itibariyle daha doğrusu 30'unda toplayacağımız kadro belki Şubat, Kasım'da ve Şubat'ta bizle beraber olamayacak. O yüzden bu süreç bizim için çok önemli. Yani bununla ilgili herhangi bir konsantrasyonsuzluk hem bende hem oyuncularımda olmayacaktır. Bu iki maçı kazanıp biz bu Çin'e gitmek istiyoruz. Bunu da inşallah yapacağız hep beraber. Teşekkür ederiz hocam. Başarılar. Tamam, teşekkürler. Soruyu güzel sormuyorsun.